emir almışken Mustafa'yı öldürmüyor. Tahta çıkan sultan delirmişken Leyla Mithat Paşa'ya gidip Abdülhamid'in sağ olduğunu bildiriyor ve tahta çıkmasını sağlıyor. Ve bu meclis Leyla'ya ölüm cezası verip infaz edemiyor. Neden peki Efendi Cemil? Sence neden? He? Çünkü Leyla Miloş'un kızı. Büyük zaaf. İhtiyarın bu zaafı bana olan öfkesiyle birleşti. Leyla'ya benim gazabımdan kurtarmak istiyor. Sence Miloş bu durumda ne yapar Efendi Cemil? Onun ne yapacağını önceden kestirmek çok zor Efendi Akbar. Hiç zor değil Efendi Cemil. Hiç zor değil. Miloş bu durumda beni ortadan kaldırmak için, yok etmek için açık hedef yapar. Galip. Çıkıyorsun Galip. Çıkıyorsun Galip, bitti. Hadi. Hadi. Gidiyorsun. Aramızdaki husumet de bitsin artık tabii. Şakaydı onlar hep. Latife yaptım canım. Sen tak şu kelepçeleri de ne olur ne olmaz, Allah muhafaza. Bu şakadan da anlamıyor. Gül, gül. Gidiyorsun. Papatyam, melek kanatlım, Tatlı Hanımefendi Hazretleri. Bekir Efendi. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şükür kavuşturana Allah'a hamdolsun. Masum olduğunuzu vallahi de billahi de biliyordum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz tıraş mı oldunuz Bekir Efendi? Sizin şerefinize. Biz yine kayıt oldum. Beğendiniz mi? Yani güzel olmuş. Ben pek anlamam öyle tıraş falan ama hani yakışmış. Papatyalar. Ay Bekir Efendi. Papatyaların en sevdiğim çiçek olduğunu nereden bildiniz? Size layık değil ama kendi ellerimle Kasımpaşa sırtlarından topladım. Çok sağ olasın. Bana sağ olun mu dediniz? Dedim. İlk defa ağzınızdan bana sağ olun kelimesi çıktı. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Çok narinsiniz, çok naziksiniz. Artık ölseniz de gam yemem. Gözüm açık gitmez. Pardon. Ölsem de gam yemem. Gözüm açık gitmez. Çok pardon, çok özür diliyorum. Yani tıraş olmuşsun. Bana papatya getirmişsin. Ama eşkıyayı öldürmemişsin Bekir Efendi. Ben çok yorgunum. Seninle uğraşamam Bekir Efendi. Eşkıya. Eşkıya. Ulan melek kanatlı. Senin için içimdeki eşkıyayı da öldürürüm be. Öldürürüm be. O mektubu Ali'nin okumasını sağla padre. Başüstünüz efendim. Bu gece senden kurtuluyorum Akbar. Miloş bana Süreyya üzerinden saldıracak. Ama bilmiyor ki ben onun gibi değilim. Gerekirse her şeyden vazgeçebilirim. Gerekirse aşkımdan, Süreyya'dan bile vazgeçebilirim.
Neden muhbir olduğunu söyledin? Söyledim çünkü benim biricik sevgili kızım suçsuz yere tutuklanacaktı. Tövbe estağfurullah. Çocuk oyuncağı mı bu dadı? Anladım. Ben yatacağım. Yemek yemeyecek misin? Yemeyeceğim Leyla. Oysa en sevdiğin yemeklerden yaptık. Hayırlı geceler. Kızım. Acele etme. Yarın yer. Hadi git sen de yat. Yorgunsun. Korkma Farah. Sana yardım etmeye geldim. Ne istiyorsun benden? Artık Mustafa'yı unut. O senin bir hain olduğunu düşünüyor. Yalan söylüyorsun. Yalan söylemediğimi biliyorsun. Ali ve Galip de senin bir hain olduğunu duydu. Senin yüzünden. Senin oyunların yüzünden. Akıllı ol Farah. Ay senin gözünü kör etmiş. Aç gözünü. Akıllı ol. Yaptığın onca şeyden sonra hiçbir zaman sana inanmayacak. Hep şüphe duyacak. Her vukuatta içeri alınan sabıkalılar gibi. Böyle yaşanmaz Farah. Eski yuvana, evine dön. Senin yerin benim yanım Farah. Değil. Mustafa seni sevmiyor. Seviyor. Sevmiyor Farah. Niye burada olduğunu biliyor musun? Mustafa kalmanı istediği için. Yalan. Mustafa'yı aklından çıkar. Onlar seni öldürmek istiyorlar. Seni ölümden ancak ben kurtarabilirim Farah. Yalan söylüyorsun. Bunları duymak istemiyorum. Yalan söylüyorsun. Yaklaşma bana. Mustafa bana ulaşabilmek için senin aşkını kullandı Farah. Allah'ım. Karımla doğmamış çocuğumun ölümüne sebep oldum ben. Elime fırsat geçti. Ama nasıl öldürürdüm Mustafa'mı? Nasıl kıyardım ona? Allah'ım. Allah'ım dayanamıyorum. Sen bana sabır ver ya Rabbi. Vardan yok eden, yoktan var eden sensin. Derdi veren de, derman olan da sensin. Ya benim derdime bir derman ver. Ya da beni de yanına al Allah'ım.
aşık olduğun adama şans verdim Süreyya. Mustafa'yı öldür. Karını ve çocuğunu kurtar dedim. Ben senin için ölümü göze almışken... senin için dünyayı yakacakken... o ne yaptı? Mustafa'yı seçti. Görüyor musun Süreyya'm senin ne kadar sevdiğini? Ha? Görüyor musun çocuğunu ne kadar sevdiğini? Vazgeç ondan Süreyya'm. Vazgeç. Vazgeç. Yeni bir hayata başlayalım. Ondan vazgeçmezsen... ya seni... ya da onu öldüreceğim. Ya da beni de yanına al Allah'ım. Ali. Ne oldu Ali? Neyin var? Karımla çocuğumun ölümüne sebep oldum hocam. Sen yapmazsın böyle şey Ali. Yaptım hocam, yaptım. Anlat Ali, anlat. Dök içini. Ve çocuğum hala hayattalar. Çünkü Edmund Sultan ya da diğer adıyla Akbar Eyham. Süreyya'nın eski kocası ve ona hala aşık. Süreyya onu hiç sevmedi. Gördüğü andan itibaren sadece seni sevdi. Akbar bunu biliyor. Öfkesi bu yüzden. Ama Süreyya'ya olan aşkı yüzünden hala onu öldüremedi. Vaktin var. İkisini de kurtarabilirsin. Hem karını hem yavrunu. Akbar'ın saklandığı yer... Bak hoca efendi. Yaşıyorlarmış ikisi de. Çok sevindim. Çok şükür. Allah'ım. Sana şükürler olsun ya Rabbi. Şükürler olsun. Ne olur artık o kadını unut Mustafa. Ben seni seviyorum. Çok seviyorum. Senden bir çocuğum olsun istiyorum. Geçmişi geçmişte bırakalım. Yeni bir hayata başlayalım. Mutluluk bizim de hakkımız.
bu Ali'ye verdin mi? Evet Yüce Efendim. Güzel. Peki ya siz efendim, siz Farah'la konuştunuz mu? Ne dedi? Şu anda Farah'ın ne dediğinin bir önemi yok. Farah, yakında bizim ne olacak Padre? Kendi isteğiyle tekrar bizim tarafımıza geçecek. Bak göreceksin. Ali amirim. Mustafa evde mi? Evet. Mustafa! Mustafa'm, Süreyya'm yaşıyor, yerini buldum. Ne? Süreyya'm mı? Çocuğum yaşıyor Mustafa. Ali tuzak olmasın bu? Evet, tuzak olabilir. Mustafa'm, ya değilse be kardeşim. Tuzaktır Ali abi, gitmeyin. Mustafa. Gereken tedbirler alındı mı Cemil? Alındı efendi Akbar. Binanın önünü boşalttırdım. Çatılara da keskin nişancılar yerleştirdim. Güzel. Geleceklerinden emin misiniz efendi Akbar? Eminim. Duydun mu Süreyya'm? Bu akşam Ali buraya gelirse ne yazık ki yanında ölmüş olacak. Muhteşem bir plan hazırladınız. Eğer tuzak kuracaklarsa keskin nişancıları çatılara koyacaklardır. Depo yıllardır kullanılmıyor. Süreyya ablayı dipteki odalardan birinde tutma ihtimalleri kuvvetli. Dışarısı da tuzak kurmak için oldukça uygun. Yani amirim, kısacası bizim buraya girmemiz imkansız. Ne demek lan imkansız? Arnavut, dalar gireriz. Amirim, girmesine gireriz de sağa girebilir miyiz mesele o. Bir yolu var. Ney Mustafa'm? Hatırladığım kadarıyla tütün fabrikasının altında gizli tüneller var. Eğer oradan girersek zarar görmemiş oluruz. İyi fikir Mustafa'm. Deneyelim kardeşim. Ama öncesinde Rüştü Paşa'ya bir haber yollamamız gerek. Rüştü Paşa'ya haber mi yollayacağız? Rüştü Paşa'yla ne işimiz olur ki bizim be Mustafa'm? Anlatacağım Ali. Anlatacağım. Bu görev sana kaldı Ahmet. Baş üstüne amirim. Evvela tertibimizi iyice gözden geçirelim. Akbar ya da Mustafa ile Ali. Bu gece bazılarınız ölecek.
Topçu Bölüğü 3 olay 2 takımdan mülazım sana Ahmet. Evet. Komutanım, size bir ihbarda bulunacağım. Çabuk Redif Paşa'ya haber verin. Galiba bu sefer Filinta Mustafa ile Bıçak Ali'yi yakalayacağız. Emredersiniz. Gözünüzü dört açın. Depoya biri yaklaşırsa ateş açacaksınız. Hiç kimsenin sağ kalmasını istemiyorum. Hiç kimsenin. Siz çatıya. Siz de yerlerinize geçin. Ali bu sefer de gelmezse gerçekten seni sevmediğini anlayacaksın Süreyya'm. Mustafa'm, bu yolun tütün deposunun altına çıktığına emin misin kardeşim? Buradan. Sesler geliyor. Hazır olun. Şenlik başladı. Bütün bunlar senin için Süreyya. Evet, misafirlerimiz de geldi. Tuzağa, tuzağa düştü Kateş. Galip, burada kılıç çiftliğe girmeye çalışan olursa gözünün yaşına bakma gebert. Başüstüne amirim. Hadi gidelim.
yardım Akbar! Yaklaşmayın, vururum. Kalk! Kalk! Buradayım Süreyya. Hadi sakin. Bırak kadını gebertirim Akbar! Sizleri burada görmek ne güzel. Yaklaşmayın, öldürürüm. Ali sakın ateş edeyim deme. Akbar! Mustafa gebert! Gebert! Süreyya! Süreyya! Mustafa! Mustafa! İçeriden sesler geliyor. Mustafa! Mustafa! İyimser insanları severim Nadire. Bak gördün mü yine gelmedi Süreyya.
Büyük aşkın asla gelmeyecek. Çünkü seni sevmiyor. Ama bak, ben senin yanındayım. Sana aşığım. Evet de Süreyya, bu batmakta olan zavallı ülkeden giderim. Evet de, evet de seninle gelirim de. Seni tekrar sevmem için bana küçücük bir umut ver. Ne çocuğun, ne de sen. Ali'nin umurunda bile değilsiniz. Unut onu. Öldü o. Bileğindeki incitme çok ciddi değil. Yakında iyileşir. Anladım. Ya kulak? Büyük ihtimalle geçici bir şey. Ancak kesin bir şey söylemek zor. Allah şifa versin. Ne yaptınız Mustafa? Süreyya Hanım'ı bulabildiniz mi? Maalesef sultanım. Ali'ye camide verilen mektup sandığımız gibi tuzak çıktı. Ama ben Süreyya'nın hayatta olduğunu düşünüyorum. Öyleyse onu kurtarmak için her şeyi yapmalıyız. Haklısınız sultanım. Peki ya Ali? Hastanede. Durumu iyi şükür. Allah şükürler olsun. Bu arada Redif Paşa ile Rüştü Paşa'ya ufak bir ders vermişsin. Öyle oldu. Paşa! Bu nasıl iş böyle? Mustafa denilen adam hepimizle oynuyor. İhbar geldi, Mustafa'yı yakalamaya gidiyoruz diyorsunuz. Çatıştığınız adamlar kardeşlik teşkilatının katilleri çıkıyor. Bu iş böyle olmaz paşa. Bundan sonra onlar gibi hareket edeceğiz. Gel. Artık kendi istihbarat örgütümüzü kuruyoruz paşa. Tanıştırayım. Nicat Muhtar. Hiç çağırmayacaksın sanmıştım paşa. Nicat Muhtar, 10 kuşaktır bu devlete hizmet ediyorsunuz. Bugün hizmetlerin en büyüğü. Meşrutiyetin önündeki engelleri temizlemek. Siz benden yana rahat olun paşa. Meşrutiyetin ve iktidarına müktedir olmamızın önündeki en büyük engel Mustafa ve adamların Nicat. Onların işini bitir. O iş öyle bir bitecek ki paşam. Alemlere ibretlik olacak. Alem. Süreyya Hanım'ı kaçıranların kardeşlik teşkilatıyla alakası olduğunu düşünüyorum. Kim bu şahıs? Gerçek adını bilmiyoruz ama namı Edmund Sultan diye biri. Bu geçen sene Sen Nehri'ne düşüp boğulan zengin adam değil mi? Doğru. Ama cesedi bulunamamış. Efendi Akbar ve Cemil,
Gelmediğine göre toplantıyı açıyorum. Açmış olduğunuz bu toplantıya eğer müsaadeniz olursa biz de iştirak edebilir miyiz efendi Miloş? Ölmüş olmamı diliyordun değil mi Miloş? O nasıl söz efendi Akbar? Dün geceki baskın. Sen ispiyonladın Miloş. İspiyonlamak mı? Beni çok ağır bir suçla itham ediyorsunuz. Eğer ispatlayamazsanız sizi müfteri ilan edeceğim efendi Akbar. Değerli azalar, malumunuz Yüce Meclisimizin başkanı tarafından müfettiş olarak buraya tayin edildim. Müfettişler neden gelir, yetkileri nelerdir, bunları sizler gayet iyi biliyorsunuz. Buraya geliş sebebim son zamanlarda sıkça yaşanan başarısızlıklardır. Dün sadece değerli azaların bildiği tütün deposuna Mustafa ve Ali baskın yaptılar. Edmund ölmedi. İstanbul'da ve Miloş'la aralarında bir husumet var, öyle mi? Husumetin de ötesine geçtiklerini düşünüyorum. Kendi aralarında çatışıyorlar. Nereden vardın bu kanaate?